fermuarıma diktim. Şimdi karşı tarafı dikmek için bu şekilde işaretlerimi aldım. Bu tarafa diktiğim zaman karşılıklı denk gelmesi gerekiyor. O yüzden bu işaretler çok önemli. Şimdi yine aynı şekilde burayla iğneliyorum ve dikiyorum. Kapüşonunu kestim. Dediğim gibi buraya göre ayarladım. Ölçüsünü aldım. Şuradaki açıklığa şeridini kestim. 6-7 santim kadar dikiş payıyla. Şimdi bunu kapüşonun kenarlarına bu şekilde dikeceğim. Kapüşonunu iğneledim. Tam bu fermuar ucunda bitiriyorum. Bu şekilde buradan ikisini birlikte dikeceğim. Kol kenarlarını iğneledim astarla. Bir de yaka kenarıyla fermuar yerlerini buradan başlayarak yakayı, kapüşon içerisinde kaldı, yakayı komple fermuarla beraber dikeceğim ve kol kenarlarını. Yaka ve kol kenarlarını diktim. Bu şekilde çıtlar attım. Döndüğü zaman bu şekilde açıldığında rahat açılsın diye. Şimdi çevireceğiz. Buradan elimizi sokuyoruz. İkisinin ucunu aldım. Şimdi çevirdim. Şimdi burayı da aynı şekilde çevireceğiz. Elimizi buradan geçiriyoruz ve uçlarından tutarak çekiyoruz. Omuz açıklığından yani. Evet, burayı da geçirdik. Artık yan dikişlerini yapacağız. Bakalım fermuarımız rahat çekilebiliyor mu? Rahatlıkla çekiliyor. Bu şekilde çevirdim. Şimdi yan dikişlerini kapatacağız. Yani bu şekilde ne yapıyoruz? İki kol altı dikişini birleştiriyoruz. Yan dikişlerini de bu şekilde kapatıyoruz. Yan dikişin astarında şu kadar bir açıklık bırakıyorum. Alt dikişini gittikten sonra buradan çevireceğiz. Etek ucunda diktim. Yan dikişini giderken astarında açıklık bırakmıştım. Şimdi buradan çevireceğim. Köşe kısımlarını kestim. Dönderdiğimizde düzgün olması için. Şimdi buradan bu şekilde çeviriyoruz. Çıkardığım kalıpla hemen bir sivit tişört keseceğim. Bu şekilde yerleştirdim. Kollu sivit tişört yapacağım.